Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. 5-11 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Teraziler, Güneş sizin burcunuzda ilerlemesini sürdürüyor. Yaşam enerjinizin, coşkunuzun, yaratıcılığınızın güçlü olduğu bir dönemdesiniz. Ve birçoğunuzun da doğum günü bu hafta yeni solar return'ünüz dönecek. Yeni olasılıklar, yeni enerjiler önümüzdeki bir yılınızı şekillendirecek. Bu hafta doğan tüm terazi burçlarının doğum gününü kutluyorum. Evet ben de bu hafta doğdum ve burçtaşlarım olarak güneşin terazide ilerlediği e, bu dönem benim için de çok önemli ve özel bir dönem tabii ki. Bu haftanın enerjilerine baktığımızda evet bu hafta ee, Mars'ın Koç burcundaki gerilemesi devam edecek ve Mars hafta ortasında 9 Ekim'de Pürüto ile tam bir dik açı yapacak. Mars Plüto açısı sert bir açıdır. Gerilimli bir açıdır. Aslında haftanın da en güçlü açısı bu. E, Bireyselden ziyade tabii ki kolektif alanda, toplumsal alanda e, stresleri arttırır. Özellikle işte bir savaş enerjisi var içerisinde. İşte Güç mücadelesi taşıyor. E, biraz daha öfke kontrolünün zorlaştığı bazı patlamalara, ani gerilimlere neden olabilecek bir açı. Ne yapmamız gerekiyor? Etki alan burçlardan olduğumuz için, teraziler öncü burç olduğu için bu dönemde mümkün olduğunca tepkisel davranmayacağız, öfke kontrolü yapacağız, stresten uzak duracağız, bedensel yorgunluklar hissedebiliriz. Bu anlamda dinlenmeye özen gösterelim, kendimizi çok fazla zorlamamaya çalışalım etrafımızda bizi kışkırtacak, sinirlendirebilecek durumlar olsa bile bunlar karşımızdaki kişiler olabilir. Eşimiz olur, partnerimiz olur, yakın arkadaşımız olur. Bazen bir ortağımızdır, bazen bir açık düşmanlıkla karşılaşılabilir. Bazen rakiptir karşımızdaki kişi. Mümkün olduğunca sağduyulu davranmamız gerekiyor. Çünkü bu dönemde kavga sonuç vermez öfkeyle kalkan zararlı oturur. Buna dikkat edeceğiz. Kazalara da dikkat edeceğiz. E, gereksiz riskler almamak gerekiyor hafta genelinde. Bunun dışında ay geçişlerine bakalım. Merkür Akrep Burcu'nda aslında düşüncelerimiz genel olarak günlük hayatımızda finans konularına daha fazla odaklanacak gibi görünüyor. E, ve Merkür Akrep'te bu dönem, bu hafta e, oldukça da güçlü aslında. Hesap yapmak için, muhasebe işleri için, harcama planları için uygun. belki bazı hisseli paylaşımlar alanında bir borç alacak dengesinde bir kredi ödemesinde bir vergi ödemesinde bazı arayışlarımız var. Bununla ilgili düşünebiliriz, planlayabiliriz, detaylara dikkat edebiliriz. Gözümüzden kaçmış olan bazı detayları da hafta genelinde aslında fark edebilir, çözüm yolları da bulabiliriz. Pazartesi günü Ay Boğa burcunda olacak. Pazartesi günü işte bu anlamda maddi anlamda parasal konularda daha fazla haşır neşir olabileceğimiz bir gün. Belki bazı hesaplar yapacağız. Muhasebeyle ilgileniyoruz. Belki bir ödememiz gereken bir borcumuz var. Bunlara odaklanıyoruz ve pazartesi akşamı Ay İkizler burcuna geçiyor. Perşembe akşamına kadar İki buçuk günlük süreç ay ikizlerden geçerken sizi de biraz daha rahatlatacak aslında. Çünkü hava elementi bir burç ve ay ikizlerden geçerken siz de zihinsel olarak biraz daha özgürleştiğinizi hissedeceksiniz. E, entelektüel yanınız öne çıkıyor. E, konuşmak isteyeceksiniz. E, e, herhangi bir konuda bilgi anlamında, bilgi paylaşımı anlamında ya da bir konuyu öğrenmek, araştırmak için daha aktif olabilirsiniz. Tabii ki eğitim hayatınız için de verimli geziler, seyahatler veya bununla ilgili organizasyonlar için, ticari faaliyetler için ya da yakınlarınızla bir arada olmak, sohbet etmek, konuşmak, görüşmek, bilgi paylaşımları için oldukça hareketli ve verimli günler Salı ve Çarşamba. Perşembe akşamından itibaren Ay Yengeç burcuna geçiyor. Pazar gününe kadar biraz daha duygusal enerjimiz artacak. Özellikle aile konuları annemizle ilgili, babamızla ilgili konular, aileyle ilgili konularda biraz daha korumacı olmanız, biraz daha hani özel e, ilişkilerde daha fazla belki duygusal paylaşımları arzulamanız, beklemeniz mümkün. Bir yandan da evle olduğu kadar hani kariyer alanında da, toplum önündeki işiniz, gücünüz, mesleğiniz neyse, bunlarla da ilgili mesuliyetler biraz öne çıkıyor. Tabii ki duygusal baskılar olabilir. Bazılarınız işte evdeki sorumluluklarla, işteki sorumluluklar arasında kalıyorsunuz. Her şeye yetişmek zorundasınız. Üzerinizde ciddi bir baskı var. Tüm bunlar olurken de tabii ki içinizde tuttuğunuz bazı duygular, düşünceler var ve bunları da zaman zaman kontrol etmekte zorlanıyorsunuz. Hatta zaman zaman bunları kontrol edemeyip patlamalar, hani duygusal çıkışlar da olabilir. Aman dikkat diyelim buna özellikle vurgu yapmak istiyorum tekrar ve pazar günü ay aslanda pazar günü ay aslanda sizin de biraz daha rahatlatacak eğlenmek için zaman ayırın bence Biraz dış dünyada aktiviteler olabilir, keyif aldığınız bir uğraş olabilir, bir organizasyon olabilir, sevdiğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelebilir. Bir şekilde bazı kutlamalar da yapabilirsiniz ya da bir hobinizle ilgilenebilirsiniz. Bu da size hem duygusal hem bedensel hem zihinsel rahatlatacaktır ve önümüzdeki hafta içinde enerji toplamanıza yardımcı olacaktır sevgili teraziler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.